Hayırlı akşamlar değerli kanal ve izleyicileri. Efendim bir iftara doğru programında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bizi bu Ramazan akşamında da sizlerle buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de salatu selam ediyoruz. Şu güzel vakitte ekranları başında bizleri izleyen, evlerine misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle selamlıyoruz efendim. Rabbim ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul eylesin. İftar için hazırlık yapan kardeşlerimize de inşallah kolaylıklar ve bereket nasip eylesin diye dua ediyoruz. Bu akşam yine güzel bir konu, güzel bir konukla sizlerin huzurundayız. Efendim duayı konuşacağız, kulluğun özünü konuşacağız. Bu konuyu konuşmak üzere Döşemealtı ilçe vaizimiz Sayın Barış Ermiş Hocam bizlerle. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sizlere de inşallah hayırlı Ramazanlar, hayırlı vazifeler. Tabii Ramazan hamdolsun dolu dolu geçiyor. Hamdolsun. Bereketiyle, inayetiyle geçiyor. Devam feyziyle. Ediyor. Konumuz dua kıymetli hocam. Hakikaten tam tevafuk oldu. Duanın kabul olduğu zaman dilimlerine yaklaşırken değil mi? İftar evet, herhalde. İftar vaktine. İftar saatleri. Evet. Sahur saatleri. Evet. Aslında hayatın her alanı duaların icabet edildiği zaman ama böyle zamanlar da hakikaten çok önemli vakitler değil mi dua için? Kesinlikle. Duanın belli bir zamana vakti yoktur ama Ramazan olunca bir başka. Evet. Oruçluyken ağzımızı yeme içmeden tutarken, aynı zamanda dedikodudan yalandan tutarken, iftar vakti yaklaşırken tabii aslında bir giriş hemen yaptık. Böyle bir spontane bir gelişme oldu. Doğaçlama oldu. Olsun hocam. Yalnız tabii duanın özüne, mahiyetine, muhtevasına yakışır bir giriş yapalım diye düşünüyorum. Evet, ne diyelim? Madem duayı konuşuyoruz, şu güzel vakitte bir duayla başlayalım. Bir duayla başlamak lazım. Ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimizin sıkıntıları, kederleri, problemleri varsa, her namazımızın kade-i ahiresinde ifade ettiğimiz gibi Rabbena etina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, bize ahirette de iyilik ver. وَقِنَا عَذَابًا لَرْ Bizi ateşin azabından koru, sanki ateşin azabından koru deyince ahireti anlıyor gibiyiz. Yani. Bu sadece ahiret değildir aslında hocam. Çünkü hem dünyada hem ahirette bize iyilik ver diyoruz. Ateş dünyada da gelebilir. Belalar, musibetler, sıkıntılar biz insan için var. Tabii. Biz diyoruz ki Rabbimize sadece ahirette değil, bize dünyada da iyilik ver. Sadece dünyada değil, ahirette de iyilik ver. O yüzden ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimizin bellerine yük, omuzlarını çökerten, maddi manevi sıkıntıları, problemleri varsa Rabbim bu güzel Ramazan ayının ikliminin bereketiyle, inayetiyle duaların kabul edildiği اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانٍ فُتْتُحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ Ramazan geldiğinde göklerin kapısı açılır, cennetin kapıları ardına kadar açılır ve غُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ Cehennemin kapıları kapanır. وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ Şeytanlarınızı zincire vurun. Bağlayın o zaman dilimlerinde rahmet ikliminin ardına kadar açık olduğu, özellikle oruçluyken iftara yaklaştığımız şu vakitte Rabbimiz dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Eğer omuzlarını çökerten, bellerine yük olan kederleri, problemleri, maddi manevi sıkıntıları varsa değerli kıymetli izleyicilerimizin de inşallah üzerlerinden Rabbim rahmetiyle, inayetiyle kaldırsın diye temelinde bulunalım. Hem dünyanın eziyetinden hem de ahiretin eziyetinden de Rabbim cümlemizi hocam kaldıramayacağımız yükü Rabbim yüklemesin diye dua ediyoruz. Bakara suresinin her yatsı namazından sonra son ayetinde hiç verme ya Rabbi. İnsanı zorlanıyoruz verme. Ama şu da var. Bir herhalde imanın gereği tabii, olarak, kesinlikle. İman ettim demenin orası. Gereği olarak tabii. İstikamet üzere bir bu yıl Ramazan ve doğruluktu ya istikamet üzere bir hayat sürmemediğinizin de göstergesi herhalde bu imtihanlar. Aslında hem fiili hem kavli dua noktasında ayakta kalıp kalmadığımızın da göstergelerinden birisi olacak. Yani hayatta imtihansız. Hocam, ama Rabbim tabii baş edemeyeceğimiz imtihanlar hem bizi hem ekranlar başı kardeşlerimize kimseye vermesin. Evet. O var hocam tabii. Kıymetli hocam tabii şimdi biz duayla giriş yaptık da aslında dua nedir? Mahiyeti nedir duanın? Veya biz duayı nasıl anlamalıyız? Mücahit hocam, aslında konuşan hatibin gönlünü ferahlatan muhteşem bir konu. Sadece hatibin değil, hatibin hitabıyla muhatabın, dinleyenin de gönlüne sükunet, böyle mutluluk veren, inşirah veren, enfes bir konu. Ama bizim dua hakkında da dinin en merkezi konumunda olan duayı benim kanaatim yanlış anlıyoruz. Evet. Neden? Şunun için söyleyeceğim.
Peygamberlerin bize bıraktığı sünnet nedir diye sorsanız ben dua ederim. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen 25 peygamber var. Diğerleri 3 kişi daha vardır orada. Belli mi değil mi o bir tartışmadır. Evet. Ama ismi geçen peygamberlerin, hatta onların da, yani Lukman Aleyhisselam'ın, Zülkarneyn Aleyhisselam'ın da duaları var aslında Kehf suresine baktığımızda. Peygamberlerin bize bıraktığı sünnet. Nuh Aleyhisselam'ın hayatını biz detaylı şekilde bilmiyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını detaylı bir şekilde bilmiyoruz. Tevrat'a baktığımızda veya dinler tarihinde bir takım bilgiler elde ediyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, peygamberlerin belki kimsenin görmediği bir yerde dört duvarın içerisinde geceliğin uyurken, içten içe konuşurken, belki dilini kıpırdatmadan ama Allah Azze ve Celle Hud suresi 61. ayette Hud Aleyhisselam söylüyor. Diyor ki İnne Rabbi benim karibun mucib. Rabbim çok yakındır. Mucibdir. Anında cevap verendir. Mucibin anlamı belki o ayete girecektir. Bakara suresi 186. ayette İnni karibun. Ben çok yakınım. De bile ifadesini kullanmaz. Belki o ayete en son hani vaktimiz şu kadar kalıyor derse çok kısa ona değinebiliriz. Ama peygamberlerin sünnetidir. Ve aynı zamanda dinin en merkezi konumundadır. Doğru anlamadığımız kanısında biraz yanlışlığımız, yani duayı yanlış anlayabiliyoruz. Nasıl? Hocam öyle insanlar tanıyoruz ki konuşuyoruz. Hocam hacca gittim, umreye gittim, Arafat'ta vakfe durdum, Kabe'ye yüz sürdüm, elimi sürdüm, Hicri İsmail'de namaz kıldım, Makam-ı İbrahim'de namaz kıldım, şeytan taşladım. Ama Allah duamı bir türlü kabul etmiyor. Oğluma dua ediyorum, iş sahibi olamıyor. Ya da şöyle bir algı var. Benim 5 yıllık bir sanayi geçmişim var. Hangi meslek olduğu önemli değil. Sanayide çalışırken bir abi vardı. Dedim ki abi nasılsın? O zaman küçüğüz tabii. Namaza başladım. O mübarek olsun. Niye başladın? İşim i̇şler, açılsın işlerim, diye. İşlerim yolunda gitsin ya. Hedef amaç o. Dünyalık gaye. Sonra biraz zaman geçti. Abi nasılsın? Namazı bıraktım. Niye? İşler açılmadı. Hocam biz kulluğu yanlış yerde arıyoruz. Şimdi Allah Resulü'nün bir ifadesi var. Buyuruyor ki اَدْدُعَوْ مُخُلْ اِبَعْدِ. Şimdi diyor ki yani biz yani mihraplardan, minberlerden, kürsülerden şu anda da dua kelimesini kullandığımızda karşılığına iki nokta bir cümle kurarız. Bunun patenti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Evet. Yani öyle bir kelime kullanıyor, cümle kullanıyor ki cevamül kelim olarak biz buna aforizma deriz, özdeyiş, az sözü çok şey ifade etmek. Yani gökyüzüne kaldırırsın başını, yıldızlara geceleyin bakarsın, derinleştikçe derinleşir. Öyle bir söz söyler ki düşündükçe derinleşirsin, dalar gidersin. Allah Resulü duanın karşılığı için bir şey kullanıyor. Biz hutbelerde, mihraplarda şimdi de dua iki nokta eşittir. Ne diyoruz? İbadetin özüdür. Muh ilik demektir hocam. Modern Arapçada beyin demek. Şimdi ibadetin beyni nedir hocam? Motoru, yani bir trafo gibi düşünelim. Elektrik tesisatlarını evlere, meskenlere yayılmak için direklerden gidecek bu trafo. Şimdi dua ibadetin özü ise, beyni ise, muhu ise, bir ibadetten bahsediyorsak orada ne vardır hocam? Bir abid vardır. Abid. Bir de bir mabut vardır. Bir ibadet eden bir de Rab vardır. Biz her namazımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin deriz. Hamd bazen şöyle meal verirler. Bu yanlış bir mealdir aslında. Hamd alemlerin Rabbi nedir? Alemlerin Rabbi kim? Firavun da ana Rabbukumul A'la dedi. Kendini Rab olarak gördü. Hatta sihirbazları secde ettiğini dediler ya. Biz Âmentü bi Rabbil Âlemin. Alemlerin Rabbine iman ettik. Âmennâ dediler. İman ettik dediğinde Rabbi Harun ve Musa. Orada bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Orada bir ara form var. O ara formla benim kanaatim tamam. Efendiniz sahibiniz benim dedi Firavun anlaşılan. Hayır akıllım dediler. Rabbi Harun ve Musa. Rabbi Harun ve Musa. Yani Musa'nın ve Harun'un Rabbine, onun inandıklarına iman ettik. Demek ki kulluğun özü olarak duayı anlayacaksan önce kimden istediğimizi, ilişkimizi iyi bilmemiz lazım. Rab, sahiplik, elhamdu lillahi. Alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Oradan lillahi çek, herkes kendine Rab der. Hani duanın ne kadarını konuşacağız bilmiyorum ama İnşallah, bir arkadaşım, Rabbi. Hocam Amerika'da doktorasını falan yaptı. Şimdi Türkiye'de araştırma görevlisi. Teksas'ta gitti Teksas'a. Teksas'ta biliyorsunuz insanlar pick-up'larında bile silahla geziyorlar. Yani bu filmlerden görülmüştür. Tabi biraz sakal var, bıyıkları derinden kesince Müslüman olduğu tipinden, tıraşından belli. Adam demiş, "Are you Muslim?"
sen Müslüman mısın dedi. Ne desem diye düşündüm. Şu arabadan silah çıkabilir yani. Ya. Texas. Dedim ki Tanrı seni korusun. Bütün tanrılara. Yani inandığı değerin neyse. Şimdi Allah desem vuracak. Müslüman. Hocam oradaki lillah çok kritiktir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bu yüzden önemlidir. Eğer şimdi duanın kulluğun özüyse arada bir Rab, efendi, sahip, seni yoktan var eden, sana her şeyinden yakın olan öyle bir derecedir ki o derece başka bir şeydir. Evet. Şimdi İbrahim Aleyhisselam inne evvela beytin vudu'a lin-nasi bi Bekke'tel mübareke ve huden lil-âlemin. Yeryüzünün ilk mescidi tevhid binası için gittiğinde kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere. Ben zaman zaman kürsülerde söylüyorum. İslam'ı Hicaz'dan çekin. Suudi Arabistan'dan çekin. Kabe'yi çekin. Yeah. Kabe'nin bir özelliği kalır mı hocam? Yeah. Yani daha doğrusu Hicaz'ın bir özelliği kalır mı? Dağ, sıcak, çöl, bir iklim yok. Kabe'dir oraya başka bir özellik veren. Yeryüzünü inşa etmek için ilk tevhid binasını İbrahim Aleyhisselam اِذَا يَرْفَعُ اِبْرَاهِمُ الْقَوَاِدَ مِنَ الْبَيْتِ sonda da İsmail'i arar. İsmail'i sonda anması Allah'ın yardımcı olandır. Hakiki olan İbrahim'dir. O yardımcıdır. İnanılmaz bir sentaks vardır orada. Evet. Diyor ki Allah'ın emriyle kuş uçmaz, kerman geçmez yere gitti. Hicret etti İbrahim Aleyhisselam. ذَهِبُنْ اِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ dedi. Ben Rabbime gidiyorum. Ancak o bana yol gösterir. Terk etti Mezopotamya bölgesinden, Filistin'den, Şam bölgesinden çıktı geldi hocam. Şam'dan Filistin böyle geldi. Ta kuş uçmaz, kervan geçmez. Bugün Kabe-i Muazzam'ın olduğu yere geldi. Bebesiyle beraber sonra büyüdü, yıllar sonra inşa etti orayı. Ne dedi hocam? Ya ben bunu yapmışım artık, Allah da herhalde beni affeder, bağışlar ya demedi. Ne dedi hocam? Rabbena tekabbel minna innaka. O kadar kudretinin farkında ki alemlerin Rabbinin. O kadar kendi yerini biliyor ki kim o? Millete İbrahim'e hanife denilen Allah Resulü'nün tabi duasıyla o beraber son peygamber olan Rabbi hebli mine's salihin deyip İbrahim Aleyhisselam'a önce İsmail'i, ardından İshak'ı, İshak'a Yakub'u, Yakub'a Yusuf'u, o peygamberler zincirinin sonuncusu olan Allah Resulü'nün verdiği İbrahim'den bahsediyoruz. Ve İbrahim Aleyhisselam o yüzden Kadi-i Ahire'de ve ikindi namazının sünnetinde ve yaslamızın ilk sünnetinde Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim diye dua ediyoruz hocam. O yüzden öyle bir Rabbinin gücünün, azametinin farkındaki sahip, efendi, Rab. O Rab'sa biz abd, kul. Bunun farkında olabilmek hocam. Duanın aslında özü dediğimiz hocam. Önce bir ilişkiyi doğru anlayalım. Önce bunu bir anlamamız lazım. O yüzden ben gelirken de aslında nereden başlayacağız, çok geniş bir konu, hala arabada geliyorum, düşünüyorum. Mücahit hocamla nasıl giriş yaparız? Girişimiz spontane gelişti ama önemli dediği güzel doldu. Fakat şöyle bir dua ediyorum. Şimdi peygamberlerin duası dedik ya hocam. Biz vaazlarımıza başlarken de bir peygamberin duasıyla başlarız. Şimdi bu peygamber de öyle bir peygamber ki hayatının tamamı değil ama en uzun anlatılan, ismi en fazla geçen bir peygamber. Annesinin suya atmasından itibaren atar, bırakmaz. Çünkü Firavun'un askerleri gelince korkuyor. Velka hemen atıyor suya. Allah artık onu koruyacak çünkü ilham ettik diyor. Küçüklüğünden suya atılmasından, Firavun'un çatısı altında büyümesinden, Firavun'un o adamlarından yani Kıptilerden bir tanesi tokat vurmasıyla Medyen'e kaçmasından. Daha sonra Allah Taha suresinde İzheb ila Firavun innehu taa. Firavun'a git. Haddini aştı, hududunu aştı. Gelip Firavun'u uyarmasından, Kızıldeniz'i yarmasından, Tur-i Sina'ya gitmesinden uzunca anlatıyor. Allah Azze ve Celle dedi ki İzheb ila Firavun innehu taa. Git Firavun'a de ki azdı, haddini aştı, hududunu aştı. Musa Aleyhisselam bir dua ediyor hocam. Bakın o kadar güzel ki gönlümüze dedik ya, hatibin muhatabıyla hitabının da gönlüne surur veren, inşirah veren bir meseleyi konuşuyoruz, duayı, bir ibadeti. Musa Aleyhisselam'ın duası bir dursun, bir parantez açayım. Aklıma bir şey geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tamamı George Sale tarafından 1734'te hocam İngilizce'ye çevriliyor. Şimdi bu çevrilince batıda inanılmaz bir yankı uyandırıyor. İnsanları alıyor, okumaya başlıyor. Evet, bunlardan bir tanesi merak ediyor tabii. Alman John Wolfgang von Goethe, Alman edebiyatının değil batı edebiyatının ünlü simalarından, matematikçi, ressam, müzisyen, notalara inanılmaz hakim olan biri John Wolfgang von Goethe. Doğu batı kitabını okuyabilirler, Türkçe'ye geçmiş. Manzumeler şekli divandan etkiliyor. İranlı bir şairden etkilenip yazıyor. Divan şekli, şiirler şeklinde Kur'an'a övgüler yapıyor hocam. Eşsiz bir kitap diye. Arkadaşı Herder'e John Wolfgang von Goethe bir mektup yazıyor. Mektupta önce Yunan filozoflarından Homeros, Hesiodos, Sokrates, Platon'dan bahsediyor.
Sonra diyor ki ruhum sıkılıyor, daralıyor, bunalıyorum. Kur'an'da Musa'nın Rabbine yapmış olduğu dua gibi yapmak istiyorum. Rabbi şrahli sadri. Rabbim göğsümü genişlet. Daraldığında seni kimsenin dinlediğini düşünmediğin anda dört duvarın arasında bazen eşini anlatırsın. Mücahit hocam, kıymetli hocam. Dert dinlemez, dinle. Yeter artık der ya, seni bir dinleyip duracağım. Geceliğin yatarsın, yanında eşin vardır. Belki yeni çocuğun olmuştur, kucağında yatıyordur. İçinden konuşursun ta derinlerden. Dudağını bile kıpırdatmazsın. Kendi kendine seslenirsin. Tadarruan ve hufiyenin ifadesi mi hocam bu? Nasıl hocam? Tadarruan ve hufiye diyor ya Cenab-ı Hak duadan bahsederken. Ya. Ona gelecektim ya. Zaten. Yani aynı öyle. Sessizce, yakarış, içinden. Kimsenin duymadığı ama Rabbinin bildiği. Şimdi Yusuf Aleyhisselam aslında esas duadı o değil mi hocam? Yani? Evet. Zaten esas ya, esas duadı o değil yalvarış, mi? Yalvarış. Ya, Peygamberimiz diyor. Hani sağır birine duymayan birine mi yakarız hocam? Ama şu var. Toplu halde yaptığımızı duyurmak için hani amin deriz. Bak bunda bir şey yok. Ama aslında samimiyetle, istiğfarla, bağışlanma dileyerek içten içe konuşabilmek. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ O Allah ki size şah damarınızdan daha yakın. Kalbinizin tam merkezinde. Sizin ne geçirdiğinizi içinden bilmeyen mi? Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam bir rüya görüyor. Rüyasını kime anlatıyor? Babasını anlatıyor. Diyor ki la taksus ya. Bu rüyanı kime anlatma? Kardeşlerine anlatma. Kıskanırlar. Sonra bunlar aslında biliyorlar olayı. Çünkü babasını ne kadar çok sevdiğini, Yusuf'un farklı bir şey olduğunu biliyorlar. Kardeşleri, anneleri farklı, babaları bir, kardeşleri götürüyorlar hocam. Babasından izin alıyorlar. Yusuf Aleyhisselam'ı götürüyorlar. Yalancı bir kanla getiriyorlar. Gömleği kanlıyorlar, getiriyorlar. Burada aslında önemli bir şey var. Babasından ayırıyorlar. 7 yaşlarında, 8 yaşlarında çocuğumuz hastalanıyor. Götürüyoruz hastaneye, gecemiz gündüzümüz karışıyor. Başında bekliyoruz. Ama sadece bunu yapmadılar. Gömleğini çıkardılar. Ben oğluma diyorum ki oğlum hadi artık giyin, gezmeye gideceğiz. Gidiyor duvarın arkasına, baba bakma diyor. Hocam haya, edep timsali fıtrattandır. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini çıkardılar hocam. Yani sadece burada onu babasından ayırmadılar. Bir de onun korunaklı olan çadırını. Şimdi evimiz, meskenimiz, evimize gittiğimizde bir güvende hissetmez miyiz? Elbette. Çadırımız bile olsa benim sınırlarım, benim mahremiyetim deriz. Elbisemiz de öyledir. Gömleğini çıkardılar, kuyuya attılar. Az bir paraya satıldı. Babasından Yusuf'u ayırdılar. Çok acıklıdır aslında bu. Yusuf suresinde tamamen bahseder. Az bir paraya oradan geçen bir kervan, münezzahidinden, ona da pek değer vermediler. Köle olarak Mısır'a sattılar. Mısır'ın zindanlarında gençliğini çürüttü Yusuf Aleyhisselam. Sonra olayları kovaladı. Yusuf Aleyhisselam Maliye Bakanı oldu hocam. Mısır'ın başına. Aradan zaman geçti. Kardeşleri kıtlıktan dolayı geldiler. Yusuf Aleyhisselam'ı tanımadılar. Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'i de alıkoydu. Kısa geçiyorum, bir yere gelebilmek için. Onu da eline koydu. Onu da sahip çıktı Yusuf Aleyhisselam. Yani dedi ki gidin. Geri gidin. Ben şu anda bunu tutacağım dedi. Gittiler. Yakup'a dediler ki Yakup Aleyhisselam'a. Bünyamin'i Mısır'ın başkanı, kralı el koydu. O bir dua etti. Önce fesabrun cemilun dedi. Ya. Bana düşen güzel bir sabırdır. Yusuf'u kaybettiğinde de vallahu musta'anu ala ma tasifun. O kadar güzel şeyler aklıma geliyor ki. Mesela Mekke'deki hüzün yılı Allah Resulü'nün ilk goncası Hatice validemizi kaybetmesi ve amcası Talib'i kaybetmesidir. Peki Medine'nin hüzün yılı yok mu? Medine'nin İslam tarihinde geçmeyen bir hüzün yılı vardır. Hazreti Aişe validemizin namusuna, iffetine iftira atılmasıdır. Bu da hüzün yılıdır. Şimdi namusla, iffetle ilişkilendiriyoruz ya. Dedi ki öğrendiğinde, kendisine iftira atıldığında Yakup Aleyhisselam'ın dediğini söyledi. Allah'ın müstaanu ala ma tasifun. Allah'tan başka dayanacak merci yok ki. Fesabrun cemilun. Niye? Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini çıkardılar ve iffet timsalidir Yusuf peygamber. Aldı getirdi Ayşe validemiz orada Medine'de yıllar sonra Yusuf Aleyhisselam'ın üzerinden yıllar geçti. Bilmiyoruz milattan önce 1000 derler, 2000 derler, 1500 derler. 3000 yıl sonrasında aynı duayı Ayşe validemizin ağzından işitiyoruz kendisine ifk hadisesiyle beraber. Ama gelelim konumuza tekrar. Çocukları dediler ki Mısır'ın başkanı el koydu. Dedi ki Yakup Aleyhisselam "Tevellâ anhum." Onlardan yüz çevirdi hocam. Artık onlara hiç oralı olmadı. Ve kâle
Ya esef ala Yusuf. Ah Yusuf'um, esef hocam, ya münada harfi nereye gidiyor? Ya. Yusuf'a mı gidiyor, üzüntüye mi gidiyor, kime gidiyorsun hocamızla işlerken diyor, kime gidiyor bu? Ya esef ala Yusuf. İçim yanıyor Yusuf. Küçükken bana ihtiyacın vardı Yusuf, neredesin? Küçüklüğün gitti, bebektin sen, ihtiyaçtın bana Yusuf'um. Nerelerdesin bilmiyorum ki. Ya esef ala Yusuf. Ne dedi çocukları? Yeter be baba. Teftev diyor ki gulme, orada diyorlar kalu tallahi teftev teskur Yusuf. Yeter. Hep Yusuf Allah, Yusuf diye kendini helak edeceksin, öleceksin. Tallahi Allah'a yemin olsun ki ne yapıyorsun ya? Artık seni dinleyip durmayacağız. Bazen eşin dinlemez, çocuğun dinlemez seni. Anlatırsın hocam, ben pedagojide şunu gördük. Yani buna biraz kafa yoran biri olarak şunu söylerim ben. Seni dinlemeyen insanlar varsa, sana değer vermiyorlar, fikirlerini özenle ilmek ilmek dokuduğun fikirlerini alay alıyorlarsa pedagojide anlatma deriz. Anlatma. Boş ver. Artık söyleme. Dinlemiyorlar. Ya her ciddi bir mesele var. Önemli bir meseleyi konuşuyorsun. Bunu nasıl çözümleyebiliriz diye dalgaya gırgıra vuruyorlar. Ben bazen rezidanslarımı yıkarım, çadırımı kurarım hocam. Yani kendi bildiğim değerlerimi tekrar üretmeye çalışırım. Şimdi Allah'ın çizdiği kanunlar hukuk çerçevesinde. Şimdi diyor ki Yakup Aleyhisselam, neredesin be Yusuf? Onlar diyor ki yeter be baba, bıktık artık senin Yusuf deyişinden. Dinlemiyoruz seni. Dinlemeyeceğiz, sıkıldık. Ne dedi? İçten içe, belki derinden derine konuştu. Geceliğin kalktı, ellerini semaya kaldırdı. Dedi ki İnnemâ eşkû bethî ve huzni ilallah. Ya. Ben derdimi, kederimi, hüznümü Allah. Yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye anlatırım. Siz dinlemiyor musunuz? Ama beni dinleyen, aslında işte Bakara suresi ya. 186. ayette İnni karibun. Ücibü davet et da'i. Hocam ya. Davet et da'i ize da'ani. Kim ne zaman yalvarırsa, yakarırsa ucibu, anında cevap veririm. Ardından yestecibu gelecek. Ucibu ile yestecibu arasında fark. Ucibu hemen. Yestecibu belki işte mesaj çekersin, okuyamadım dersin. Seni dinleyemedim dersin. Biraz uzun sürdü dersin. O ayet tekrar belki zaman kalır işleriz. Seni kimsenin dinlemediğini düşündüğün anda Allah Azze ve Celle'nin dinlediğini bilmektir, dua. Değil hocam? Şimdi hakikaten şu var. Biz duayı toplum olarak, Müslümanlar, müminler olarak çok yanlış anlıyoruz. Siz de ifade ettiğiniz örneğini de verdiniz. Hakikaten şu çok önemli değil mi? Yani bir kere dua insanın acziyetini bahsettiğiniz şeylerden, evet, örneklerden, peygamber örneklerinden, evet, hep şunu anlıyoruz. Bir kere biz aciz bir varlığız. Aciz varlık olarak bir yüce, bir kuvvete, bir kudrete muhtacız. Aslında istikbarın, kibrin önündeki en büyük kırılma tedavi kırılış noktası da. Hocam çok güzel, hemen bizim aslında insanlığımızın mihenk noktası da tam Hazreti Adem'in duasıyla. Elbet. Yani şeytan kibirlenip böbürlendi, isyanında diklendi ama Hazreti Adem duayla bir başlangıç yönünü değiştirdi. Yani Adem, ben zulmettim diyor ya nefsime. Tabi Rabbena yani. Zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Yani gidecek merciğimiz yok ki, acizliğimiz, zayıflığımızı bilmek. Hulikal insane daifen, kırılganız. Hocam kendimizi sağlık koşullarında iyi addedebiliriz. Etrafımızda iyi insanlar, zengin insanlar vardır. Yani belli bir aristokrata sahip insanlar vardır. Çevremizde herkes iyidir. Çoluk çocuğumuzun durum, maddi durumu iyidir. Sonra bir telefon gelir. Koş koş hastaneye gel, koş çocuğunun başına bir şey geldi. Bir anda kırılırsın, yıkılırsın. Evet. Hani böyle EKG'ye bağlandığımızda, EKG'ye veya EFOR'a gideriz, kardiyolojiye, kalp doktoruna. Orada EFOR'a girdiğinde bir EKG, hani ritminde bir sıkıntı var mı diye bakarlar ya. İnsanlar gün içerisinde böyle sanlama sahiptir. Öyle bir kırılgandır, bir bakarsın kendini bir şey sanarsın. وَلَا تَمْشِفِ الْاَرْضِ مَرَحَا. Yerin yeryüzünü deleceğini, boyun duvarlara, dağlara erişeceğini zannedersin. Yani. Ama bir telefon gelir, koş 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 koş. Çocuğun kaza yaptı. Yıkılırsın, daralırsın, bunalırsın. Allah Azze ve Celle diyor ya, onlara gemiyi de yüzerlerken şöyle bir ferahlatıcı tayyibetin, güzel bir rüzgar veririz. Onlar kendilerinden geçerler. Sonra şiddetli bir rüzgar veririz. Sonra muhlisine lehiddin. Lehiddin, ya dini has kılarlar. Öyle bir dua ederler ki sadece dini Allah'a has kılarlar. Ama karaya çıktıklarında tekrar unuturlar. Hocam aslında dua
Rabbimizle olan ilişkimiz sadece daraldığımızda, zayıflığımızı anladığımızda değil. O yüzden Zekeriya aleyhisselam bir ifade kullanıyor. اِذْ نَادَى رَبَّهُ نَدَاءً خَف۪يًا. İçten içe, sessizlikle, alçak gönüllülükle, gecenin bir yarısından kalktığı, toplumun içerisinde onlara bakaraktan, kendi hal lisanıyla sessiz bir şekilde içinden mi geçirdiği bilmiyoruz. Evet. Ama öyle bir dua ediyor ki, Meryem suresi 4. ayette, قَالَ رَبِّ اِنِّي Ey Rabbim, ey sahibim, ey efendim, muhakkak وَهَلَ الْعَذْمُ مِنِّي Artık kemiklerim beni taşımıyor. Taşımıyor. Hocam bu batındır. Yani içeriden bir hastalığı hissedersin yaşlandığını. Kemiklerinin yavaş yavaş yürürsün. Dışarıdan baktığımızda evet artık sağlam bedenin benim yaşlanmış diyebiliriz ama belki iyi yürüyordur. Ama artık gençliğindeki gibi koşamadığını, öyle hızlı olamadığını, voleybol maçı yapamadığını, futbol oynayamadığını, alelacele davranamadığını içinden fark edersin. Evet. Yaşlandığını anlarsın. Bu batındır. Yani içeriden bir durumu sen yaşlandığını yavaş yavaş son durağa doğru gittiğini anlarsın. Ardından وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا Saçım da dışarıdan belli beyazladığı. Diyor ki çok güzel bir ifade. Sanki ateşi yaktı, yakılmış, sadece ateşi uçup gitmiş başımda, külleri kalmış gibiyim ya Rabbi. Yani beyazladı. Çok güzel bir ifade kullanıyor Zekeriya aleyhisselam. Burası hiç önemli değil. Ama ardından bir şey söylüyor. Ne diyor? وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا Ben sana dua etmekten dolayı hiçbir zaman bedbaht olmadım Şikayetçi ki. Olmadı. Şakiyen ne demek hocam biliyor musun? Negatif duruma düşmedim. Hep olumluydum. Gözümün önünde hocam bir adım geri atalım. Şimdi sıkıntılarımız, kederlerimizle dua ediyoruz. Vakit bitiyor mu hocam? Bir 5 dakikamız falan kalmış. 5 dakikamız eğer reciye rica ederim. Bir 5 dakika daha fazla, 2 dakika daha verilebilir. En azından 2 dakika. İftar toparlamak. Saat, şunu söyleyeyim. Ondan sonra o son Ramazan ayetiyle alakalı bitirelim. Oraya araya sıkışmış bir yer. 186. ayet. Yetmezse de artık iftar vakti kalırken de bizim için dua etsin. Artık şöyle diyelim hocam. Yani Ramazan dışında bir ayrı bir programda inşallah bir normal haftalık programları İslam ve İnsan programında sizinle dua konusunu daha detaylı bir şekilde işleyelim. Size bir öyle bir şey inşallah haddimiz olmasa tanıyalım diyelim. Yani biz de burada bir emanetçiyiz. Yani çok güzel bir perşembe sohbetimizde inşallah bu şansı daha geniş bir şekilde yani maksat gönüllere dokunabilmek. İnşallah. Hocam buradaki amaç aslında kiminle ilişki kurduğumuzu bilmektir. Evet. Ya bir adım geri atalım. Zekeriya aleyhisselamın ben dua etmekten Rabbime şakî olmadım ki. Evet. Olumsuzluğa düşmedim. Bazen metrolarda bakarsınız böyle moral hep düşük insanlar vardır. Aslında dua seni kuvvetlendirecektir. İnsana dayanma ölür. Evet. Ağaca dayanma, çürür, yıkılır. Paraya dayanma, uçar gider. Kül olur. Ama Rabbine dayanırsan alemlerin Rabbi, efendin kim olduğunu hiçbir zaman olumsuzluğa düşmezsin. Evet. Ben bu ayeti okuduğumda aslında ne demek olduğunu o zaman anladım hocam. Yani şu var. Bir adım geri atalım. Akşamleyin yattığımızda solunum cihazına bağlanıp mı yatıyoruz hocam? Ya. Veya sabahleyin kalktığında ya bu gözlerim benim görmüyor. Hadi şu dua gözlerimin açılması için veya enerji gelmesi için, pillerinin tekrar şarj olması için, aküsünün gelmesi için bir dua mı edeyim? Böyle bir şey mi diyoruz? Ya. Ufacık bir bela başımıza geldiğinde bütün olumlukların hepsini göz ardı ediyoruz. Olumsuzlaşıyoruz. Sanki bütün dünyanın yükünü biz taşıyoruz yani. Öyle gibi yani oluyor. Halbuki Allah Azze ve Celle diyor ki kulli yemmin huve fî şe'n. Sürekli her gün Rahman suresinde olması lazım. Şu anda aklıma geldiği için söylüyorum ama her gün size ihsanda bulunuyor. Fark edin bunu. Dua kiminle ilişki kurduğunu bil. İnanılmaz değerler. Elbette ki bu dünya bir imtihan. Evet. Ama sana sürekli bir rızık veren alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'yi hatırlamaktır. Daraldığında değil. Her hayatın iyiyken de. Evet. Neden? Süleyman Aleyhisselam ordusuyla beraber kuşların, cinlerin, bütün bir hayvanların kendisinin hizmetine rüzgarın verildiği kocaman Süleyman. Ordusuyla beraber Nem suresinde geçiyor. Karınca demek zaten. Vadiye geldiğinde bir karınca. Galet nemletün. Hocam gale nemlün değil. Şimdi biliyoruz ki karıncaların ve arıların, kolonilerin başkanları dişi. Bugün bilim bize bunu söylüyor. 1400 yıl önce de galet nemletün. Dişi bir karınca. Diyor ki ey karıncalar evinize girin. Öde koluğu girin. Menes kekum. Evlerinize girin. Neden? Kocaman ordusuyla beraber Süleyman Aleyhisselam geliyor sizi ezmesin. Hocam ne beklersiniz? Şimdi Hitler'e diyorlar ki beden dilinde insanları oturttur sen ayağa kalk. Şimdi uzun boylu olduğunda dikte edersin gücünü.
Biz İmam Hatip'te bir arkadaşımızın ayağı kırılmıştı. Otostop çektik hocam. Tabii öğrenciyiz, para durumu belli yani. Uzağa gideceğiz, 90 kilometre. Otostop çektik, 7 arkadaş. Kocaman bir tır geldi hocam. Tıs, böyle durdu çok güzel. Bir bindik içeriye, salon tipi gibi. Yedimizi içeriye aldı. Şimdi tır arabalara yukarıdan bakar. Ya. Arabada motorlu da yukarıdan bakar. Motorlu bisikletliye bakar. Böyle bir yavaş yavaş gider bu zincirleme. Patron işçisine bakar. İşçi eşine bakar. Eşi amin, çocuğuna amin, bakar. Çocuk bakar. Da gider hayvanlığını canı çıkartar. Rol çatışması deriz sosyolojide buna. Rolü çatıştırmayacaksın. Eşin başka, işçin başkadır, amirin başkadır. Bu çatışmaları yaptığımızda sorun kaynaklanıyor. Tıra bindik hocam. Tırcıya bakıyorum, yolda ilerliyor arabayla beraber. İkide bir kafasını dışarıya çıkartıyor böyle. Önünüze baksana da çekilsenize. Şimdi dolmanın büyük getirdiği. Tabii Süleyman Aleyhisselam ordusuyla beraber kocaman gidiyor. Karınca diyor ki çekilin kenara. Ne beklersiniz? Tamam karınca merak etme, çekil kenara, çok uzatma der. Yak yak hadi ezmem, hadi bu seferlik idare edin der. Ne diyor hocam? Evziyani en eşkura ni'metekellati en'amte aleyye ve ala valideyye. Bana ve anne babama bu nimetleri veren Rabbime sonsuz şükrederim. Dua edebilmek evet. Darlıkta değil sadece. Her zaman. Durumun iyiken Rabbinle olan ilişkini kuvvetlendirmektir dua. İstiğfarların kabul olduğu, dualarımızın indi ilahisine makbul ve karin olduğu, iftar vaktine yaklaşırken Kanal B'yi izlesinler. Antalya İl Müftülüğümüzü takip etsinler. Ama iftar evet. Vakti yaklaşırken de oruçlarını aşmadan bizim için, kendileri için ilk başta dedik ya Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene. Dünyada var ettiği iyilikler istesinler. Ümmeti Muhammed için, ülkemiz için, bütün insanlar için. Ya. Kimle ilişki kurduğumuzu iyi bilmektir dua. Kulluğun özüdür. Allah razı olsun değerli hocam. Hakikaten vaktimiz yani. Yetmedi. Allah olsun razı olsun. Ama biz şuna inanıyoruz ki ekranlar başında kardeşlerimiz nasıl burada biz memnun olduysak, bizi izleyen kardeşlerimiz aynı memnuniyeti yaşadılar. Ama dediğimiz gibi konunun kendisi güzel. Program içerisinde de ifade ettik. Bir Ramazan dışındaki bir haftalık İslam ve İnsan programımızda bu konuyu konuşma sözünü buradan verelim kardeşlerimiz. Konuşamadığımız Bakara suresi 186 evet, en azından daha çok yani işte sadece biz kavli dua yaptığımızı, fiil dua ihmal ettiğimizi, daha birçok yani hakikaten Kur'an'daki dua örneklerinden, peygamberimizdeki dua zamanları, örneklerinden vakitleri var mıdır? İnşallah. Mekanı var mıdır? Mekanı var mıdır? Ama evet. Herhalde meramımızı anlattık. Rabbim razı olsun. Vakit bu kadar. Vakit bu İnşallah kadar. Sözlerine ulaşmıştır diye ümit ediyorum. Allah razı olsun. Ama en güzel vakitteyiz. Dua vaktindeyiz. Kesinlikle. Rabbim bize de dua etsin. Hem sizlerin hem bizlerin hem ekranlar başında kardeşlerimizin dualarını kabul eylesinler. Efendim şu duaların kabul olduğu saatlerde bizler de dualarınızdan eksik eylemeyin. Rabbim ibadetlerinizi, oruçlarınızı kabul eylesin. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun.